Merhabalar hanımlar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün düz pudra renk bir yazma üzerine bu üç rengi kullanarak çok güzel farklı bir model yapacağım. Üç rengimi kullanacağım dedim arkadaşlar. İplerimin markası Altın Başak. İplerimin renk numarasını hemen sizlere söyleyeyim. 649 numara. Şöyle bir mavi kullanacağım. 811 numara. Ve Altın Başak yeşil renk ipim. 434 numara arkadaşlar. Modelimin yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni inyas61 yazarak Instagram'da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar, zürafamın üzerine hemen modelimin alt kısmını oluşturmaya başlayacağım. Şuradan başlayalım arkadaşlar. İpimi öncelikle zürafama sabitliyorum. Bir tane zürafa atlayarak bir yan zürafaya geçiyorum ve şöyle bir yuva oluşturuyorum. Tekrar bu yuvanın içerisinden geri dönüyorum. İpimi sola doğru çekerek baştaki kısma sabitledim. Şimdi bu yuvanın içerisine 10 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Çok uzun olmayacak şekilde. Şöyle bir görüntümüzü netleştirelim. İki. 3. Boyutu şu yeterlidir. Beş tane yaptım. Bir beş tane daha yapacağız. Evet, 8 tane oldu arkadaşlar. 9 ve 10. Şimdi elimi hemen ters çevireceğim ama şu son yaptığım pırpırın içinden üste sabitledim ipimi. Şöyle sabitledim. Şimdi elimi ters çeviriyorum. Ve bu tarafa doğru üzerlerine zürafa geçeceğim. 9 tane zürafam olacak bu aşamada. Şöyle 4'ü çok aralarını açık yapmıyorum arkadaşlar zürafaların. 5 6 8 ve 9. Evet, burayı tamamladım. Hemen ipimi buradan kesiyorum ve düz kısmını kendime çevirdim. Şimdi arkadaşlar şu ara kısımda bir çimen kullanacağım. Ama yeşille yapmayacağım buradaki çimen kısmını. Şu pudra, biraz koyu bir pudra rengi kullanacağım modelimin yapımında. Arasını bu renkle geçeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle biraz İpimden kesiyorum. İncelttim arkadaşlar ipimi çekerek. Model kalıp gibi daha güzel dursun diye. Şimdi ara kısmını da şu mesafeyi göz kararı ayarlayacağım arkadaşlar. O yüzden kamera arkasında göstermek istemedim sizlere. 2, 4, 5 tane zürafa atlıyorum. Bakın 2, 4, 5 tane atladım. 6. zürafama İpimi sabitliyorum. Şöyle sabitledim. Hemen yan tarafa bir tane zürafa yaptım. Zürafamın içinden tekrar yukarıya çıkıyorum.
Şimdi çimenini oluşturacağım arkadaşlar. Buraya, evet, şimdi arkadaşlar buraya hemen bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın içinden yukarıya çıkıyorum. Ucuna küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle. Ve tekrar yan zürafama ipimi sabitliyorum. Aynı işlemi yapacağım yine. Zürafa yapıp içinden geri döndüm. Ucuna, orta kısmına şöyle şu uzunlukta bir pırpır yaptım. Yukarıya çıktım ve ucuna da küçük pırpır yaptım. Ben çimen kısmını bu şekilde oluşturacağım. Hemen yan zürafama ipimi sabitleyeceğim arkadaşlar tekrar. Evet. Bakın bu şekilde çimen kısmını oluşturuyorum. Tabii siz bunu yeşil renkli de yapabilirsiniz ya da kullanacağınız farklı renkleri de ortasını yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi model olarak gösterdiğim için. Şöyle yan tarafa yine oluşturdum. Şimdi ben birkaç tane daha ilerleteceğim arkadaşlar. Yine 5 tane zürafa arasına bırakıp bir çiçek yeri daha oluşturacağım ve çiçeğimin yapım aşaması için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle ikinci çiçeğimin yerini de oluşturdum. Ara kısmına 6 tane şöyle çimen yerleştirdim. Tabii siz bunun arasını istediğiniz şekilde büyütüp küçültebilirsiniz mesafesini. 5'er tane zürafa aralıklarla şöyle oluşturdum arkadaşlar. Şimdi hemen mavi renk ipimi, iğnemi hazırladım. Şurada yapmış olduğum zürafanın birincisine öncelikle ipimi sabitliyorum. Ve buraya arkadaşlar bir tane pırpır yapıyorum. Şu boyutta pırpırımın içinden yukarı çıkıyorum. Bu aşamada ipimi kesiyorum. Çok güzel kat kat duran çok güzel bir model olacak arkadaşlar. Ve çok da kolay. Bakın hemen yan tarafa yine aynı şekilde bir pırpır yapıyorum. Kolay ve gösterişli bir model arkadaşlar. Hani çok böyle sık iğneli bir model değil. Bakın bir tane pırpırımı yaptım. Yukarı çıktım. Şimdi ikinci pırpırımı oluşturacağım. Buradan da yukarı çıkıyorum. Bu aşamada ipimi yine kestim. Şimdi üçüncü zürafamda şöyle sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar 3 kat yapacağız. Bunun şekli bu şekilde olacak. Birinciye 1, ikinciye 2, 3, 4, 5 tane kat yapacağız. Daha sonra da eksilterek devam edeceğiz. Şimdi kamera önünde hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Diğer çiçeği de kamera arkasında tamamlayacağım. Şimdi bakın ikinci katımı oluşturdum. Yukarıya çıktım. Üçüncü zürafam olduğu için 3 kat yapacağım. En son yine yukarıya çıkıp kesiyorum. Bakın modelim oluşmaya başladı. Gerçekten çok şık. Ben görünce çok beğendim. Şimdi dördüncü zürafamı yapacağım. Hemen dördüncü zürafamı sabitledim.
Öncelikle bir tane pırpır yapıyorum. Burayı 4 kat yapacağım arkadaşlar. İkinci katıma çıktım. Tekrar yukarıya aldım ipimi. Bakın üçüncü katımı oluşturdum. Şimdi dördüncü katımı yapıyorum. Son olarak ipimi yukarı alıp tekrar kesiyorum. Yaptıkça yanaştırıyorum birbirine daha güzel durması için. Şimdi ipimi öncelikle iğneme sabitleyeceğim. Şöyle devam edeceğim arkadaşlar. Beşinci zürafamın içine ipimi sabitledim yine. Şimdi 5 kattan oluşturacağım. Daha sonra da eksilterek 4, 3, 2, 1 diye son zürafaya kadar bu şekilde devam edeceğim. Şöyle 3. Dört ve son katımı çıkacağım. Bu kattan sonra arkadaşlar eksiltmeye başlayacağız. Bakın şöyle yanaştırıp düzelteyim. Şöyle arkadaşlar şimdi eksiltmeye başlayacağım. Benim ipim de azaldı arkadaşlar. Bunu kamera arkasında tamamlayıp bunu da diğer rengimle yapacağım. En son olarak bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar bugünkü modelimi tamamladım. Ben şurayı pembe renk kullanacaktım buradaki gibi ama daha sonradan mavi olarak tercih ettim arkadaşlar. Sadece arasını farklı renk kullanmayı istedim. Tabi siz biri başka biri başka renkte kullanabilirsiniz. Bu şekilde ben yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok şık durdu. Şöyle göstereyim. Ben çok severek yaptım, zevkle yaptım bu modeli. Bu modeli her şeyi size ait bir şekilde 85-90 TL'ye yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sıklıkta 90 TL'ye yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii siz kendi işçilerinize göre fiyatınızı belirleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip paylaşarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.